şu dört haslet kimde bulunursa. Kim tabir yerindeyse bu dört maddeyi ahlak haline getirirse, yaşam şekli haline getirirse Allah ona diyor cennette bir ev nasip edecektir. Nerede? Cennette. Birinci madde. Yapmış olduğu bütün işlerin özünde La ilahe illallah olacak diyor. Subhanallah. Birinci söz. Yapmış olduğu iş, yarınları için kuracağı bütün hayallerin içerisinde, hayatının ve ölümünün içerisinde La ilahe illallah sözü olacak. Çünkü biz onun için varız. Peygamberler onun için gönderildiler. Allah Azze ve Celle ondan dolayı kitap indirdi. Hayatımızın her alanında La ilahe illallah sözü hakim olacak. İki, diyor ki musibete uğradığında istirca edeceksin. Neydi istirca? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun sözünü söylemek. Biz Allah'tanız ve Allah'a dönücüleriz. Üç, bir hayırla karşılaştığında elhamdülillah diyeceksin. Şımarmayacaksın. Bu benim yeteneklerimden dolayı, kabiliyetlerimden dolayı bana verilen bir hayırdır demeyeceksin. Allah'ım bu sendendir. Bu senin lütfundan ve keremindendir. Sana hamdolsun. Sözü elhamdülillah. Dört, bir kusur işlediğin zaman estağfurullah diyeceksin. Kim diyor bu dört şeyi yerine getirirse, bu dört şeyi hayatına menheç edinirse, Abdullah İbni Amr diyor ki ona diyor, cennetten bir ev vardır. Şimdi bu evin adı nedir? Allah bu evi nasıl isimlendirmiştir? İsterseniz tabiine gidelim. Ebu İsa'ya gidelim. Oğlu vefat eder. Defin işlemleri tamamlanır. Mezanın kenarında salih bir adam vardır. Ebu İsa'ya döner. Der ki, Ebu Musa el-Eşari'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini dinledim. Kimin bir çocuğu vefat ederse, ve o buna karşılık hamd edip istirca ederse, yani elhamdülillah, Allah'ım bu sendendi, bu senin malındı, bu senin bana lütfundan, kereminden akıttığın bir parçaydı, hazineme koyduğun bir servetti deyip, aynı zamanda istirca ederse, inna lillahi ve inna ileyhi raciun, o gitti ama Allah'ım ben de geleceğim onun ardından, ruhuyla bu sözleri söylerse, Allah diyor ona, cennette bir ev verecektir. Adı ne? Adı, hamd evidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İsmi, hamd evidir. O zaman, selam olsun. Musibetlerin karanlığında, sabrın nuruyla Allah'a yol arayanlara selam olsun. Yaşamış olduğu imtihanları Allah'a yaklaşmak için vesile bulanlara selam olsun. İmtihanların en zirvesine tırmanarak cennetleri arayanlara ve selam olsun. Cennette hamd evlerinde dinlenecek olanlara.